Merhabalar Babatorik izleyicileri. 11 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da Kayseri Kadir Has Stadında Türkiye Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mücadeleyle ilgili yani hemen hemen bilgileri verecek olursak maçın hakemi Bülent Yıldırım ve maç ATV'den canlı yayınlanacak. Şu maça geldiğimizde ise açıkçası sezonun ilk kupası yani geçen senenin lig şampiyonu Galatasaray ile kupa şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupayı almak için kozlarını paylaşacak ve lig bittikten sonra alınacak ilk kupa belki de hani 2013-2014 sezonuna dahil olan bir kupa olarak da düşünebiliriz aslında bunu. Hani o sezonun ilk kupası olacak. O yüzden o anlamda önemli ama takımlara baktığımız zaman Galatasaray ilk kupasını aslında hazırlık turnuvalarında Emirates Kupası'nda kazanarak aslında önemli bir kupa olarak da hazırlık dönemini kapattı. Şimdi maçtan önce iki takımın hazırlık dönemine baktığımızda açıkçası iki takım arasında çok büyük farklar olduğunu görüyorum. Galatasaray'ın hani belki ilk başlarda oynadığı oyun, hazırlık döneminin en başlarında oynadığı oyun o kadar ışık vermiyordu ama sonlarına doğru çok güçlü takımlara karşı da iyi futbollar oynanması, Arsenal'e karşı 1-0'dan 2-1'e çevirmesi, hani Porto'yu yenmesi, orada oynadığı Emirates Cup'ta oynadığı oyun ve aslında rotasyona da giderek oynadığı oyun bir yerde Galatasaray için çok olumlu sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe için aynı şeyleri söylemek zor. Hani hazırlık maçlarında sıkıntılar yaşadı. Salzburg gibi zayıf bir ekip karşısında deplasmanda ki hani deplasman gibi bir ortamda değildi aslında kendi seyircisinde çok olduğu bir yerde ama orada beraberliği son anda kurtardı ve çok kötü bir oyunla kurtardı. Ama sonuçta Fenerbahçe Galatasaray maçları bunların sonucunu tahmin etmek tabii ki her zaman önceden çok zor ve hani favorilerin de genelde kaybettiği maçlar şeklinde de gözüküyor derbiler ama Süper Kupa mücadeleleri aslında öyle de olmuyor. Geçtiğimiz senelere de baktığımız zaman Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nın aslında biraz öyle ve Süper Kupa'da da Fenerbahçe'yi biraz daha üstün olduğunu görüyoruz ve bu sene de yine sezon öncesi yapılan transferler, kadro kalitesi, oynanan oyunlar, hazırlık döneminde oynanan oyunlar hepsini aynı anda göz önüne aldığımızda ve hani iki takımın da çok önemli eksiklerinin bulunmadığını da görüyoruz. Hani iki takımda eksikleri yok şu anda sakatlığı, ciddi anlamda bir sakatlığı olan oyuncusu yok. Bu iki takımı bir kefeye koyduğumuz zaman açıkçası Galatasaray daha ağır basan taraf oluyor. O yüzden benim önereceğim bahis maç sonu 1 olacak. Hani bence bu maçın 90 dakika sonunda Galatasaray kupayı almış bir şekilde sonlanacak ama tabii ki tekrardan söylüyorum. Bunlar derbi maçları ve bu maçların hiçbir zaman önceden favorisi olmuyor. Ve hani 90 dakika belki 120 dakika belki de penaltılar sonucunda şampiyonu göreceğiz. Ama bahis anlamında hani maç sonu bir şu an için en mantıklı gözükeni.